Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bir Hayalim Var isimli serimizin yeni bir bölümünde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. İşçiler boşa düştü, hesaplara bir baktım. Yeni bölümü çekmenin mantıklı olacağına kanaat getirdim. Conqueror TH8 köyümüzdeyiz. İşçilerimizden 4 tanesi boştaymış. Hemen direkt bir tane saldırı yaparak videoya başlamak istiyorum. En nihayetinde binicimizi maxladık, büyücümüzü maxladık. Klan kalemizde dolu, iyileştirme büyüsü de max gözüküyor. Hatta bir kontrol edeceğim, bir saniye bir bakalım. Büyücü maxlanmamış ama binici maxlanmış, iyileştirme de maxlanmış. Bu ikisi max olduktan sonra zaten adam akıllı saldırılar yaparız gibime geliyor. Şimdi şöyle savunmaları max bir köy bulmaya çalışacağım eğer karşımıza çıkarsa. O esnada bir yandan köy ararken bir yandan da reklam arası ekmek parası yapalım. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Bak şu anda yani bayağı köy aradım, bir tane adam akıllı belediye binası 8 çıkmadı. İnanır mısınız? Her gün böyle vakit buldukça bu hesapları turluyor. Saldırılar yapıyorum, yükseltmeler yapıyorum. Hep çıkardı ya. Her girdiğimde bir saldırı yaparım yani. Hep çıkardı. Bu sefer çıkmamakta birazcık inat etti. Bak, kupayı mı yükselttik? Ne yaptık? Anlamadım ki. Tamam, buraya saldıracağım. Hatta o kadar güzel bir köy çıktı ki arkadaşlar. Vatandaş her şeyi maxlamış. Belediye binası 9'a geçmeye başlamış. Şimdi klan kalesinde amblem yok ama içinin boş olduğundan emin olamıyorum. O yüzden bir tane binici bırakıyorum. Tamam, içi boşmuş, gayet güzel. O zaman şuradan bomba kulesine doğru klan kalesindeki ejderha binicisini saldım. Şu sol taraftan da kralı bırakıp sağ taraftan daralan koridordan binicileri spamladım. Hemen arkasına da birer ikişer tane büyücü mevzilendiriyorum. Ejderha binicisi bomba kulesini yıktı. Dolayısıyla binicilerimiz hasar almadı. Şurada ilk iyileştirmeyi kullanıyorum. Şu noktada D bomba çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak. Tamam, klan kalesi boş olduğuna göre zehiri kralda kullanacaktım ama sonra vazgeçtim. Kara iskeletleri çıkarsa onların üstünde kullanmak çok daha mantıklı olacaktı çünkü. Son iyileştirme büyüsünü de şu noktada kullanıyorum. Yalnız hakikaten ben mi görmüyorum yoksa bu köyde dev bomba falan yok mu? Ya da nereye koymuş bir anlayamadım yani. Şu iskeletlerden ikincisini de çıktı. Hem iskeletleri hem de kralı kapsayacak şekilde zehir büyüsünü de mevzilendirdim. Kralın özelliğine bastım. Geriye kalan binicilerimi de sahaya sürüyor. Ve bu şekilde burayı çatır çutur üçlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, belediye binası 8'de binici saldırıları çok güçlü. Ordu kampınızda hala da ejderleriniz varsa bu orduya transfer olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hem çok daha keyifli hem desi yok. Keyifli yani, ejderlerden daha keyifli bir strateji olduğunu düşünüyorum. Güzel. 3 yıldızımızı aldık. Şimdi hemen yükseltmelerimizi yapalım. Böyle yeni ordumuzu eğitelim. İsteğimizi tazeleyelim. Klan kalesindeki ganimetleri toplamaya gerek yok. Yapabileceğimiz bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü duvarları da maksadık ama olsun. Şimdi evet, Conqueror öksürüyor. Kara iksir birliği yükseltmesine gideceğim arkadaşlar. Kral zaten maxlandı. Neye basalım? Şu zehir büyüsünü de ufak ufak aradan çıkartalım değil mi? 12.000 kara iksir patlattım gitti. Şu top arabasını da bir hoplayalım. Boştaki işçilerle de valla önüme gelene bin tekmesi stratejisiyle karşıma çıkan ne varsa yapıştırıyorum, geçiyorum. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Taş kutusu varmış. Evet, yine bu gece bazıları rahat uyuyamayacak. O taş kutusunu kaldırmadığım için. Sıkıntı değil. Şunu bastım. Laboratuvar zaten maxlanmış durumda. Hesap değiştirip hemen geliyor. Pekala efendim. Belediye binası 8 hesabımızı hallettik. Şimdi sıra geldi belediye binası 9 köyümüze. İşçilerden 3 tanesinin boşa düştüğünü görüyorum. Burada başkent altınımız var. Onu bir alalım. Ganimet arabasını toplamışız. Tamam. Şimdi 4. işçi ordu kampında devam ediyor. 6 saatlik bir süresi kaldı ve son ordu kampı. Dolayısıyla kritik binalardan devam edeceğim. Kritik bina deyince klan kalesi tamamlanmış. Ordu kampları sonuncusunun yükseltmesi devam ediyor. Büyü ve kara büyü fabrikalarını kontrol etmek istiyorum. Büyü fabrikasını da basacağız. Evet bakın, artı 2 kapasite büyü verecek arkadaşlar. Yani bu hesapta adam akıllı saldırılarımızı tam tamına 3 gün 12 saat sonra büyü kulesinin yükseltmesi, büyü fabrikasının yükseltmesi tamamlandıktan sonra gerçekleştireceğiz. Hazır elimizde ordu varken değil mi? Klan kalesi de doludur diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Gelin burada da bir tane saldırıya gidelim. Yükseltmeleri sonra yaparız. Yani mümkünse şöyle bir 400-500 bin altın iksir hiç fena olmazdı. Çünkü burada basılacak onlarca hatta yüzlerce duvarımız var. Altın iksir ihtiyacımız söz konusu. Çok sağlam bir köye de saldırı yapamam. Askerlerimiz de eksik, büyülerimiz de eksik. Burası güzel gibi gözüküyor. Şimdi nasıl yapalım? Rakip kraliçeyle hava savunmalarından bir tanesini indireceğim. 4 tane yıldırım veya 3 tane yıldırımla mesela tam şöyle şu... Bir adım daha atıyor musun öteki tarafa? Atmayacaksın. Tamam. O zaman şöyle 3-4 tane yıldırımla orayı hallettik. Diğer yıldırımları da şöyle şu noktada kullanacağım arkadaşlar. Patlatıcıyı indireceğim. Hava savunması inmemiş olsa da sıkıntı çıkmayacak. Bir taraftan kral kraliçeyle, diğer taraftan birkaç tane ejderle koridor daraltıyorum. Klan kalesindeki askerleri de sahaya sürdüm gitti. Yani şu anda belediye binası 9 saldırısı yaptığımı söyleyemem. Ganimet kasma saldırısı yapıyoruz. Büyü fabrikası tamamlandıktan sonra adam akıllı saldırılar yapacağız. Hatta buna özel videolar çekeceğim. Gerçekten bütün samimiyetime dayanarak söylüyorum. Çok özledim. Belediye binası 9'da tazı balon saldırısı yapmayı çok özledim arkadaşlar. Yıldırımlarla hava savunmalarını indiriyoruz. Klan kalesinde tazı alıyoruz. Orduda da 4 tane tazı. Geriye kalanı da balondur, işte minyondur. Klan kalesini temizlemek için büyücüdür falan. Efsane işler çıkartıyor. Şu kraliçenin özelliğine de basalım. İşleri birazcık hızlandıralım. Sonra yine belediye binası 9'da sevdiğim stratejilerden birisi de kraliçe yürüyüşlü binici saldırılarıdır. Kraliçe yürüyüşlü tazı balon saldırılarıdır. Hakikaten efsane işler çıkartıyorlar ya. Başka ne var? Dur bakayım bir hafızamı zorlayayım. Acaba diyorum belediye binası 9'da hibrit saldırısı yapabilir miyiz? Bunu belediye binası 8'de video olarak çekmeyi düşündüm. Klan kalesine madenci alıp orduda da biniciler ekleyip sonra bir baktım çok fazla iş yapmayacak gibi geldi. Çünkü kral yürüyüşü olmuyor yani. Ama belediye binası 9'da kraliçeyi yürütüp, tamam mı? Klan kalesine de madenci alıp hibrit saldırıları yapabiliriz. Fikir nasıl geldi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazın. Böyle bir video çekelim mi? Eğer çekin derseniz ben de elimden geleni yaparım ey vatandaşlar. Şimdi yeni ordumuzu eğitelim. Klan kalesini isteği tazeleyelim ve yükseltmelere başlayalım. Büyü fabrikasını kesinlikle basacağım. Bunun için iksire ihtiyacımız var. Kim uğraşacak arkadaş? Ganimet kas bilmem ne. Baskın madalyalarımız var ya. Daha ne olsun yani. Patlattım gitti. 1.2 milyona bunu aradan çıkarttık. Peki kara büyü fabrikası o sanırım maxlanmıştı ya. Emin de değilim ama maxlandı diye hatırlıyorum. Maxlanmamış bak buradan da. Ama buradan büyü deposu kapasitesi artmayacak. Tamam yine de basalım aradan çıksın. En nihayetinde kritik binadır yani. İksirimiz de yetiyor. Onu da o şekilde halletmiş olduk. Geriye son bir tane işçimiz kaldı. Bununla da kraliçe yükseltmesine gideceğim. 18.000 kara iksir karşılığında. Geriye kalan ganimetin alayıyla duvar basabiliriz. Şöyle sıra seçeceğim. Hangisi yetiyorsa. Hiçbiri yetmiyor mu ya? Hadi yetsin. Arkadaş gerçekten tek tek basmak istemiyorum. 900.000. Şurasına kadar 1.2 milyon. Ya ciddi misin yav? Şurasına kadar işte minimumda 9.000. O zaman pamuk eller cebe tek tek basıyorum arkadaşım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Bir tane altınla, bir tane iksirle. Altınımız bitmiş. İksirle 2 tane daha bastık mı bu iş tamamdır. Son iş olarak geldim. İki gözümün çiçeği. Nazlı kraliçemi de 8. seviyeye yolluyorum. Ve karanlık tarafa geçişimizi de yapıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok tamam. Diğer hesaba geçiş yapıp yola tam gaz devam ediyoruz. Pekala efendim. Conqueror TH10 demeye bin şahit ister hesabımızdayız. Merak etmeyin. Bakın az önceki hesapta gördünüz. Büyü fabrikasını bastık. Kara büyü fabrikasını bastık. Orada kritik binalar tamamlandıktan sonra kışladır kara kışladır. Bu sefer ne yapacağım? Bütün kaynaklarımı, kitaplarımı, rünlerimi, çekişlerimi ne var ne yok burada harcamaya başlayacağım. Burasını da hale yola soktuktan sonra 11 hesabımıza odaklanacağız. Şimdi bir tane işçimiz boştaymış. Ordu kampının yükseltmesi tamamlandı. Diğer 3 tanesi aradan çıktı mı onu merak ediyorum. Birincisini bitirmişiz. İkincisinin yükseltmesi devam ediyor. Üçüncüsünün yükseltmesi devam ediyor. Dördüncüyü basabiliyorum. 1.5 milyon iksire. Bir tane iksir satın alıp bunu aradan çıkartmak en mantıklı hareket olacak gibime geliyor. Bu arada bakmayın baskın madalyalarımın sayısı azaldı. An itibariyle 12 Mart 2023 Pazar akşamındayız. Gerçi akşam sayılmaz saat 15-12'yi gösteriyor. Gün içerisinde size bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Yarın sabah 9-10 gibi yeni baskın madalyalarımız da gelecek. Tahminen bir 900.000 küsür falan baskın madalyası gelecek. Sıkıntı yaşamayacağız yani. Burada arkadaşlar klan kalesini de basmamışız. Acaba diyorum kaleyi mi bassak, ordu kampını mı bassak? Şimdi laboratuvar da boşta. O yüzden iksiri tasarruflu kullanmak namına ben 4. ordu kampını yükseltmeye alacağım. Kalan 1.4 milyon iksir ile de ne basalım? Aslında ganimet yetse direkt ejderi basardım ama yetmiyor maalesef. O zaman şifacıyı basalım arkadaşlar. Yapıştırdım gitti. Laboratuvarda boşta kalmasın. İnşaatçı üstünde de bir uğrayalım hemen 2 dakikada. Şöyle bir havai fişek yükseltmesi. İksirle de yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu hesaptaki işimizi de halletmiş oluyoruz. Son hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Pekala efendim bu da bizim son hesabımız olacak. Burada bir tane işçimiz boşta ama laboratuvar da boşta. Şunu bir toplayalım. Ne yükseltmesi devam ediyor? 2 tane ordu kampı. Yine aynı şekilde ordu kamplarını kontrol edeceğim. Bir tane var garanti onu basmamız lazım. Diğer Bir tanesi tamamlanmış, tamam. Bir tane ordu kampım kalmış. Dolayısıyla burada da 2,5 milyon iksir satın alıyorum. İşçilerden birisiyle ordu kampını yükseltmeye alıyorum. Kalan 1,3 milyon iksir ile de orada şifacı bastık. Burada da şifacı basalım. 900 bin iksiri patlattım gitti arkadaşlar. Burada dikkat ettiyseniz böyle duvarları basacağım, engelleri kaldıracağım diye uğraşmıyorum. Buradaki asıl amacım ordu kampları, kışlalar, kara kışla işte, büyü fabrikası, kara büyü fabrikası, bunları bitirdiğim anda hemen bir üst seviye belediye binasına geçeceğim. Yine burası belediye binası 10 olduktan sonra aynı hamleleri yapıp direkt olarak 11'e geçiş yapacağım. Düzenim üzerine ayarlayacağız. Ondan sonra verilini hero yükseltmeleri. Arada da gelir saldırı videoları çekeriz tabii ki de. İnşaatçı üstünde de şöyle bir bakalım. Yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Muhtemelen kısa bir video olmuştur. İdare edin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.